Kıymetli basın mensuplarımız saygıdeğer katılımcılar, değerli yol arkadaşlarım ve bugün eee bizi ekranlarından izleyen değerli hemşehrilerimiz, vatandaşlarımız hepinizi İstanbullar'ın evi Saraçhane'den sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Tabi bugün eee önemli konular var. Sizlerle bu buluşmayı ve bilgilendirmeyi önemsiyorum. Özellikle bugün sizlere belediye borçları üzerinden yaratılan tartışmanın gerçek fotoğrafını çekeceğiz. Göreceksiniz ki yönetme becerisini uzun süre önce kaybeden bu hükümet ve hükümetin başı beceriksizliklerini Cumhuriyet Halk Partili belediyelere kara çalıp örtmeye çalışırken aslında kendi başarısızlıklarını bir kez daha e, ifşa ettiklerini biraz da sizlerin vatandaşlarımızın gözler önüne e, serelim istiyorum çünkü hoş bir süreç işletilmiyor aslında hükümetin iş yapma anlayışında işin muhatapları hiçbir zaman masada olmadan, konuşmadan, tartışmadan, paylaşılmadan, müzakere edilmeden bir çözüm aramak değil, aksine bir cezalandırma, bir çözümsüzlük arayışıyla süreç yönetme e, tavrı ve tarzı aslında e, ülkemiz adına memleketimiz ve devletimiz, devlet anlayışımız adına çok kötü bir dönemi bizlere kurumlarımıza ve vatandaşlarımıza yaşatmakta tabi sadece e, Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin SGK'ya e, ve açıkçası vergi borcu varmış gibi e, başlatılan tartışma halkımıza e, önemli bir takım verileri aktarmak için de bize fırsat verdi Önce şunu söyleyelim. Bugün 411 belediyesi olan Cumhuriyet Halk Partisi e, yönetiminin 31 Mart'tan bir gün önce 230 belediyesi vardı. Bu 2019'da daha azdı. Yani çok değil 5 yıl öncesine gittiğimizde aslında e, Türkiye'deki yerel yönetimlerin büyük bir kısmının bugünkü hükümete mensup belediyeler olduğunu ve Borçlanma süreçlerinin aslında ülkemizde ne kadar uzun vadeli olduğunu ve bunun ekonomi temelli olduğunu herkesin görebilmesi mümkün. E, o bakımdan tabi bu fırsatı değerlendirerek sizlere sağlıklı bilgileri aktarmak bizim de sorumluluğumuz vatandaşı en başından beri her konuda en şeffaf haliyle bilgilendirme konusundaki kararlılığımızı ifade ettiğimiz gibi. İlk olarak SGK'dan başlayalım. Geçtiğimiz günlerde dinledim, ünvanında profesör titridi olan Bakan Sayın Vedat Işıkan bir canlı yayında şöyle dedi. Cumhuriyet Halk Parti belediyeciliği çöp, çamur, çukur belediyeciliğiydi. Şimdi buna bir de borç belediyeciliği eklendi. Açıkçası bu sözden şunu söylemeden geçemeyeceğim. Ee, öyle enteresan bir sistem ve süreç yaşıyoruz ki birisi kalkıyor bir kelime e, telaffuz ediyor. Bir bakıyorsunuz peşi sıra başta bakanlar kurulu olmak üzere aynı kelimeyi dile getiriyorlar. Ya da üçleme yapıyor çöp, çaku, çamur, çukur adı her neyse bir bakıyorsunuz ister önünde profesör olsun ister başka bir şey olsun sıraya dizilip aynı kelimeleri tekerleme gibi sıralamaya çalışıyorlar. Bu aslında ne kadar basiretsiz bir alanla karşı karşıya olduğumuzu, milletimize hiç yakışmayan bir tavrı sergilemelerinden ötürü de üzüntü duyuyorum ve kendi itibarlarını, kendi birikimlerini ve kendi biriktirdiklerini hayata dair böylesi bir mesele üzerinden, böylesi bir anlayış ve böylesi bir gelenek üzerinden e, per perişan etmelerini üzüntüyle karşıladığımı belirtmek istiyorum. Sayın Bakan'ın performansına gelmeden önce. Yani nasıl bir performans sergilemiş. Belirtmek isterim ki bu çöp, çamur dedikoduları haliç kokuyor gibi yalanlar, geçtiğimiz beş yıl boyunca dediğim gibi ülkemizin Cumhurbaşkanı tarafından da pek çok kez dile getirildi. Vatandaşlarımız bu yalanlara itibar etti mi? Açıkçası hiç etmedi. Yanıt vermek için sadece sabırla bekledi. Nereye kadar? 31 Mart 2024'e kadar ve tabiri caizse teşbihte hata olmaz. Tam bir Osmanlı tokatı şeklinde yanıtı seçim sandıklarında iktidar partisine patlattı. Bu demokratik uyarıdan ders çıkartmayı ne yazık ki beceremediler ve az önce de ifade ettiğim gibi e, Sayın Bakan Vedat Işıkan da aynı cümleleri söylemeye kurmaya devam ediyor. Tabi yönetimindeki SGK'nın e, durumu nedir ona e, bakalım ve sıralayalım. Birincisi 22 yıldır yönettikleri SGK'nın açığını Tam üç kat arttırdılar. Yani böylesi bir e, süreçte e, açığını bu kadar büyüten ve belki de ülkedeki e, insanlarımızın sosyal güvenlik açısından en büyük teminatları olan bir kurumu bu şekilde zayıflattıklarını belirtmek isterim. İkincisi yasal olarak mecbur oldukları halde 2016 yılından beri Burası çok önemli. SGK'ya borcu olan şirketleri açıklamıyorlar. Hangi şirketlerin borcunu vatandaştan saklıyorsunuz? Soruyorum. Hangi şirketlerin borcunu hangi özelliklerinden ve ayrıcalıklarından dolayı vatandaşlardan saklıyorsunuz? Ve kamu kuruluşu belediyeleri her gün açıklıyorsunuz, vatandaşın önüne koyuyorsunuz da neden bu borçlu şirketleri açıklamaktan imtina ediyorsunuz. Kimden korkuyorsunuz ve nedir bu korkunun sebebi? Tekrar altını çizelim. Yasal zorunluluk olduğu halde 2016'dan beri açıklanmıyor. Üstelik yılda iki kez açıklamak mecburiyeti olduğu halde saklıyorlar. Üçüncü olarak açık rekoru kıran SGK'ya vatandaşın vergilerinden sadece 2023 yılında geçtiğimiz yıl tam 885 milyar lira aktarılmıştır. Bu rakam ne anlama geliyor biliyor musunuz? Neredeyse üstüne üşüştükleri ve hani buradan nasıl Cumhuriyet Halk Partili belediyeleri ezeriz dedikleri belediyelerin borcu diye lanse edilen rakamın tam 10 kat. 2023 yılında SGK'ya aktarılan para belediyelerin bu arada belediyeler derken altını çizelim. Bütün belediyelerin AK Partili, Cumhuriyet Halk Partili ve diğer bütün belediyelerden bahsediyorum. Ben burada her ne kadar Cumhuriyet Halk Partili belediyeler olan saldırı izah edersem de bilin ki ben Türkiye'deki bütün belediyelerin hakkını ve hukukunu savunmakla yükümlü Belediyeler Birliği Başkanı olarak da bunları ifade ediyorum. Tam 10 katı bir parayı bütün belediyelerin borcunun tam 10 katı bir parayı SGK bütçesine aktardılar. Dördüncü olarak son üç buçuk yılda SGK'ya vergilerimizden aktarılan tutar toplamı tam 2.3 trilyon lira. Yani bunu şöyle de düşünebilirsiniz. Aslında bu SGK'ya verilen bir borç gibi. Kamuya hizmet eden belediyelerin dile getirilen borcu ne anlama geliyor? Hacim olarak bu üç yılda, üç buçuk yılda aktarılan bu kocaman bütçenin sadece yüzde dört kadar. Yüzde dört kadar. Yani açık ve net ifade edeyim, CHP'li belediyeleri borç belediyeleri suç belediyeleri şeklinde suçlayan bakan beyin karnesi işte bu kadar bozuktur ve sefil durumdadır. Üzülerek söylüyorum, içimiz yanarak ifade ediyorum ki sefil durumdadır. O bakımdan siz önce kötü yönetiminizle batırdığınız SGK'yı düze çıkarın ve ondan sonra bir takım ifadeleri kullanmayı kendinize hak görün Sayın Bakan. Kendi başarısızlığınızın faturasını belediyelere kesmeye çalışmayın. Altını çiziyorum. AK Partili, Cumhuriyet Halk Partili ve diğer partili belediyelerden çıkartmaya çalışmayın. Bahsettiğim borç miktarı veya bahsettiğim oranlamalar tekrar altını çiziyorum. Türkiye'deki bütün belediyelere ait rakamlar üzerindendir. Bu kadar büyük batığın sahibi iken nasıl oluyorsa her gün hiç yüzleri kızarmadan ekranlara çıkıp rahat rahat konuşuyorlar. İnanın benim aklım da terbiyem de almıyor. Normalde utanılması gereken bir durumda bile halkın belediyelerini suçluyorlar. Halka ait bütün halkımıza ait, milletimize ait belediyelerimizi suçluyorlar. S.G.K. batık, çok zor durumda. Az önce ifade ettiğim gibi, belki e, şunu da düşünmek zorundayız burada hazır basın mensuplarımız bizlerle beraberken Türkiye'nin durumu iyi mi diye sormamız gerekiyor. Maalesef Türkiye'de tıpkı S.G.K. gibi çok kötü yönetiliyor. Zaten bu kadar kötü yönetilmese, memleketin ekonomisi bu kadar kötü olmasa, emeklilerin, işsizlerin, emekçilerin, dar gelirlilerin feryatları bu kadar yüksek olmazdı. En acısı ekonomist olduğunu dile getiren Sayın Cumhurbaşkanı birkaç yıl önce ekonomi biliminin aksine ekonomi kurallarının aksine insanlık tarihi boyunca yazılmış ekonomi biliminin prensiplerin aksine bazı kararlar aldı. Mucitlik yapılmaya çalışıldı. Bu kararlar sırasında çok sayıda ekonomi bankası, merkez bankası başkanı görevlerinden alındı. Tutarsızlık ve istikrarsızlık had safhaya ulaştı. Faizlerle deney yapan Sayın Cumhurbaşkanı günün sonunda hem sebep dediği faizi hem de sonuç olarak gördüğü enflasyonu patlatmayı başardı. Değerli basın mensupları savaştaki Rusya'nın yıllık enflasyonu Türkiye'nin aylık enflasyonundan daha az. Tekrar söylüyorum. Savaştaki Rusya'nın yıllık enflasyonu Türkiye'nin aylık enflasyonundan daha az. Savaştaki Ukrayna'nın yıllık enflasyonu ise bizim aylık enflasyonumuz kadar. Ukrayna'nın yıllık enflasyonu bizim aylık enflasyonumuz kadar. Dünyada Arjantin ve Suriye'den sonra Türkiye en yüksek enflasyona sahip üçüncü ülke. Bu ülkede çalışanların neredeyse %50'si asgari ücret civarında bir ücretle çalışırken bu enflasyon altında ne yazık ki bırakın kira ödemeyi, yemek yemeyi nefes alamaz hale gelmişlerdir. Enflasyon, faiz ve döviz kontrolden çıkınca dövize endeksli bir mevduat icat edildi, yaratıldı. Adına kur korumalı mevduat dendi çıkmak girmek çık, girdikten sonra bundan çıkmak yani bir yol ve yöntem bulunamıyor. İnanılmaz bir gelir transferi yaratıldı. İnanılmaz. Dünya tarihinde böyle bir şey yok. Zaten zengin olan daha da zengin oldu. Hatta böyle bir mevduat alanına girmeyen cezalandırılmayla tehdit edildi. Yani böyle burada mutlaka paranı böyle değerlendirip bizi daha çok soymalısınız diye teşvik ve tehdit edildi. Böylece enteresan bir ekonomik düzen. Bundan iki ay önce 4 Haziran 2024'te biz tespit etmiyoruz. Merkez Bankası Başkanı Sayın Fatih Karahan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda konuştu ve dedi ki kur korumalı mevduattan kaynaklı Merkez Bankası zararı tam 833 milyar liradır. Siz bana borç soruyorsunuz. Ben size bunu soruyorum. Bakın. Birisi aklına aniden gelen, akşamdan sabaha gelen ben bir şey buldum diye bir şey denedi. Bu ülkenin sadece Merkez Bankası'nın 833 milyar lirası yok oldu. Yok oldu. Bu deneyin faturası dile getirdikleri belediye borcunun neredeyse 10 kat. Sadece bu hamle üzerinden uçup giden paramız belediyelerin dile getirilen borcundan tam 10 kat fazla. Kaldı ki belediyelerin borçlanırken diğer tarafta vatandaşa hizmet ediyor zaten. Oradan parası pul olmuyor yani. Parası uçup gitmiyor. Belediyeler hizmet ediyor. Belediyeler borçluymuş. Dönün önce bu memleketin sırtına bindirdiğiniz yükü düşünün. Dönün önce kendi yarattığınız borcunuza bakın. Yarattığınız ekonomide devlet de millet de borçlanmadan yaşayamıyor. Herkes borçlu. Dünya tarihinde milletini bu kadar borçlandıran, geleceğe dair bu kadar borçlu bir nesil haline getiren başka bir yönetim dönemi yaşanmamıştır. Bugün hazine borçlanma oranı yüzde yüzün üzerinde. Borç stoğu katlanarak büyüdü. 2018 başında 892 milyar lira olan kamu borç stoğu 2024 Haziran itibariyle ne oldu biliyor musunuz? Tam 7.9 trilyon liraya fırladı. Borcumuz tam 9 kat arttı. 9 kat. Bütçe açığı harcamalarda kontrol kaybedildikçe artıyor. 2010 ve 18 arasında bütçe açığının gayri safi milli hasıla oranı %2'nin altındayken 2018'den bugüne geçen süre içerisinde kademeli olarak bozuldu, bozulmaya devam ediyor. Şimdi tam gayri safi milli hasılaya oranı %5.4 seviyesine ulaştı. Bakın size kontrolünü, aklını yitirmiş bir kamu harcaması daha örneği vereyim. Aslında sizleri tüm medya kuruluşlarını da yakından ilgilendiren bir durum. Çünkü bir reklam harcaması anlatacağım size ama tahmin ediyorum ki bizi buraya izlemeye gelen medya kuruluşlarımızın hemen hepsi bu reklam harcamasından tek kuruş bile de elde etmemiştir. Dolayısıyla medya harcaması aktığı alan medyanın buradaki mensuplarına değmemiştir bile, dokunmamıştır bile. Çünkü kamu bankalarının sadece hangi medya gruplarına para aktardığını ya da hadi reklam diyelim adına reklam verdiği belli. Şimdi vereceğim rakamlar Ziraat Bankası ve Halk Bankası'nın 2023 faaliyet raporundan almıştır. Kıymetli basın mensupları, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası kamu bankalarıdır. Bu bankaların kazançları arttığında daha fazla vergi öderler ve her yıl elde ettiği kar üzerinden hazineye yani milletin kasasına aktarılacak iştirak kazancı da yukarıya çıkmış ve artmış olur. Kamu bankalarının kazancındaki azalma ise bütçe gelirlerini olumsuz etkiler. Aslında kamu bankalarında yapılan her yanlış veya gereksiz her harcama nedeniyle bütçeye girecek para azalır. Yani siz kıymetli milletimiz cebinize gelecek ya da sizlere hizmet olarak harcanacak paradan azalma olmuş olur. Kamu kaynağı çarçur edilmiş olur. Son üç yılda sadece iki kamu bankasından ödenen ilan reklam harcaması ne kadar biliyor musunuz? 5 milyar 784 milyon lira. Oysa aynı iki bankanın 2024 yılının sadece ilk 6 ayındaki zarar tam 42 milyar lira. 42 milyar lira. Bu 42 milyar vatandaşın vergilerinden, yani hazineden bu bankalara ödenmiştir. 6 ayda 42 milyar zarar eden devlet kuruluşları neden yaklaşık 6 milyar liralık reklam harcaması, tırnak içinde reklam harcaması ya da bir kısım ayrıcalıklı medya kuruluşuna para aktararak harcama yapmıştır. Bütçede devasa açıklar söz konusu iken bütçede iştirak gelirlerini azaltan, kurumlar vergisini aşındıran bu reklama reklama yapılan harcamalarına sayın maliye bakanı, ilgililer neden göz yummaktadır? Neden bununla ilgili bir tedbir aldığını kamuoyla paylaşmamaktadırlar? Da kalkıp belediyelerin SGK borcu üzerinde tepinmektedirler. Ya da öğretmenler odasındaki elektrikli çaydanlığı tasarruf diye kaldıranlar kamu bankaların reklam harcamalarına dönük neden sessizdirler? Biz bu sorunun cevabını aslında çok iyi biliyoruz. Yönetimin esası israf olmuştur. Israf israf hayat felsefeleri haline gelmiştir. Ve israfın Kelime anlamını bile unutmuşlardır. Biz ise israfı kesip devraldığımız borçlar azalan kaynaklara rağmen halkımıza iyi yönetim getirmeye çalışırken gündem'e bizim getirilmemiz fırsatçılıktır, haksızlıktır. Halka hizmeti siyasete alet edip 31 Mart'ta halkın onlara atmış olduğu Osmanlı tokadının acısını yine milletten çıkartma girişimidir. Halka hizmet edilmesini engellemeye çalışmaktır. Söz veriyorum sevgili halkımız. Ben sadece Cumhuriyet Halk Partili değil, AK Partili, MHP'li, diğer partili bütün belediyelerin hakkını sonuna kadar savunacağız. Buna asla izin vermeyeceğiz emekli maaşlarının ödenebilmesi için belediye borçlarının ödenmesi gerekiyormuş. Bakın nereden nereye değil mi? Emekliye her kuruşu çok gören iktidar sözüm ona bu süreçten bir acitasyon çıkartacak. Hadi oradan derim ben size. Emekli vatandaşlarımız dahil ki onlar en erdemli, en bilgili, en bilge insanlardır. Kimin ne demek istediğini, aslında ne yapmak istediğini en iyi anlayan insanlar olacaklardır. Bu anlamda bu ülkenin emekçilerinin, çalışanlarının daha iyi yaşayabilmesi için bu ülkenin daha iyi yönetilmesi şarttır. Bu kadar açıktır, bu kadar nettir. Kendi sorumluluğunuzu kendi başaramadıklarınızı, kendi beceriksizliğinizi sakın bize yüklemeye kalkmayın. Kıstığınız kaynaklarla, bıraktığınız borçlarla, israfı önleyerek, yeni kaynaklar yaratarak belediyeleri biz yönettik. İki yılı pandemiyle geçen, bu ağır ekonomik krizler altında inim inim kurumlar inlerken, büyük hizmetler başarmış belediyeleriz biz. Bunu yapmaya, hizmet üretmeye ve iyi yönetmeye de devam edeceğiz. Slogan atmayı, algı yaratma çabalarını bir kenara bırakın. Millet sizden icraat bekliyor kardeşim. Bakın millet size bir yılı aşkın bir süre önce oy verdi. Sizden hizmet bekliyor, icraate odaklanın. Sloganla bu ülkeye bahar gelmez. Değerli basın mensupları, bizi izleyen kıymetli hemşerilerim ve sevgili vatandaşlarımız, biz göreve geldiğimizden bu yana daima halkçı belediyeciliğin gereklerini yerine getirdik, getirmeye devam ediyoruz. Sizin ekonomi politikalarınıza yoksullaşan emekçilerimize nefes olmaya çalıştık. Örnekler vereyim. Kent lokantalarımız bugün dahil İstanbul'da 3 milyon 384 bin İstanbulluya sağlıklı ve ucuz yemek verdi. Ve akın akın Türkiye'nin her yöresine o partili bu partili dinlemeden bu iyilik merkezleri, bu zor günlerde ekonomi zorlukları, ekonomik yarattığınız ekonomik kriz altında inim, inim inleyen başta emeklilerimiz olmak üzere onlara nefes aldıran ve itibarlı bir şekilde nefes aldıran bu iyilik merkezlerimiz Türkiye'nin her yerine yayılıyor ve yaygınlaşıyor. Milyonlarca ihtiyaç sahibi artık rakamlar milyonlar oldu sadece 5 yılda İstanbullu kah halk sütten kah yeni doğan paketimizden yardımından kah eğitim yardımından kah evlilik yardımından kah kurban yardımından Kah burs'tan, kah diğer sosyal yardımlardan faydalandı, faydalanmaya devam edecek. Binlerce öğrencimiz bu dönem açtığımız yurtlarda barınma sorununu giderdi. Gidermeye devam edecek hem de sayısı artarak. Toplam sayıları 1 milyona yaklaşan 0-4 yaş arası çocuklu annelerimiz bu zor şartlarda İstanbul'da ücretsiz ulaşım haklarını kullandılar. Bu yılda 100 bin üniversite öğrencimizi 15 bin lira burs vereceğiz. Bu dönemle beraber burs verdiğimiz öğrenci sayımız tam 400 bine çıkacak. Yaklaşık 20 bin çocuğumuz kreşlerimizde eğitim verdik vermeye devam ediyoruz. Büyük bir eğitim yatırımı. Bakın kreşler büyük bir eğitim yatırımı. 10 yıl, 15 yıl, 20 yıl sonra memleketimiz o kreşlerde yetişen o pırlanta gibi evlatlarımızın geleceğiyle gurur duyacaklar. Daha fazlasını yapmak istiyoruz. Bu bize yetmez. Biz hizmet konusunda dünyanın en yarışçı belediyesiyiz. En önde koşma arzusu olan belediyesiyiz. Ama bunu peşimize takılmış, kaybetmemiz için her şeyi yapmaya ant içmiş, kaybetmemiz için kendi halkının bile aç kalmasına razı bir yönetime rağmen yapıyoruz. Her türlü hizmetimizi engellemeler külliyat çıkar. Yazsak külliyat çıkar. Bakın toplu taşıma yaptığımız sübvansiyon dev gibi büyüdü. Ve büyük bir sübvansiyon yapıyoruz. Sebebi ne biliyor musunuz? öncelikli sebebi yani birinci sebebi artan fahiş artışlarla çok yükselen ulaşım maliyetidir. Ve aynı oranda o oranda biz zam yapamazdık, yapamadık, yapmadık. O bakımdan sübvansiyon rakamlarımız çok büyüdü. İnsani su kullanım hakkı gibi uygulamalarımız da belediyemize Açıkçası milyarlarca liraya mal oluyor. Büyük bir belediyenin bütçesi kadar bir maliyeti var bize. Bunların tamamını yaparken halkçı, sosyal demokrat belediyecilik anlayışımızla yerine getiriyoruz. İstanbul'da ekonomik koşulların böylesine kötü olduğu bir dönemde biz vatandaşlarımızı asla yanlık yalnız bırakmadık. Bırakmıyoruz ve bırakmayacağız. Bunu yaptığımız için herhangi bir sağduyulu hükümetten teşekkür veya destek almamız gerekirken ne yazık ki biz her gün her saat, her dakika hedef haline getiriliyoruz. Bütün arkadaşlarımızla yaratılan suni krizlere karşı yaptığımız mücadeleyi yaradan görüyor. Tabi her belediye aynı durumda değil. Kıymetli basın mensupları burayı can kulağıyla dinleyin. Can kulağıyla dinleyin. Hayatınızda böyle bir şeye ben rastlamadım açıkçoyum. Aklıma bile gelmezdi. Benim aklıma bunu da yapabilirler mi diye gelmezdi. Bakın 5 Ocak 2024 günü Çekmeköy Belediyesi Cumhurbaşkanlığından 45 milyon lira yardım talep ediyor. Bak sen, Benim aklıma gelmez Cumhurbaşkanlığından bana 45 milyon lira yardım et diye yazı yazmak. Biz ancak biz, biz ancak Cumhurbaşkanlığına kapıda bekleyen kredimizin bir tane imza mürekkebe böyle batırıyorsun bir imza. Onu atsa şu şehrin kasasına 10 yıl 12 yıl ödemeli kredi girecek. Hem de yüz milyonlarca euroluk krediler. Bizim ancak aklımıza o yazı gelir. Yazı yazıyor Çekmeköy Belediyesi. Ve 5 Şubat 2024 tarihli belgede görüyoruz ki Cumhurbaşkanlığı Şak bu 45 milyon liraya İstanbul Çekmeköy Belediyesi'ne göndermiş. Hem de seçimden önce gönderiliyor bu para. Peki bu para 45 milyon lira Çekmeköy'e gönderildiğinde Çekmeköy Belediyesi'nin sigorta ve vergi borcu ne kadardı? 100 milyon lira. Devlete borcu varken yine devletten hem de geri ödemesiz. Milletin parası ya. Geri ödemesiz. 45 milyon lirayı niye gönderiyorsun? Niye öde ödüyorsun? Şimdi diyeceksiniz ya ne kadar yüksek tonda anlattır Ekrem İmamoğlu ya Allah'ın yani 45 milyon lira işte Allah'ın insanı 45 milyon liraya bir tane Çekmeköy Belediyesi'ne yollamış. Niye bu kadar yüksek tonda? Bitmedi ki. Aynı şekilde Ocak 2024'te yine hemen seçimden önce Beyoğlu Belediyesi'ne de 45 milyon lira gönderildi. 2022 Aralık ayı ile Ocak 2024 arasındaki 13 aylık süreçte Beyoğlu Belediyesi'ne yolladığı hibe para toplam 70 milyon lira. Benim aklımın ucundan geçmez Cumhurbaşkanlığından para istemek. Ben buradan bütün belediyelere tavsiyede bulunuyorum. Türkiye'deki bütün belediyelere Aklınızdan gelen rakamı yazın, Cumhurbaşkanlığından para isteyin. Bakalım kaçınızı yollayacak? Bütün Türkiye Cumhuriyeti Devleti içerisindeki bulunan bütün yerel yönetimler lütfen Cumhurbaşkanlığına yazı yazın. Pazartesinden tezi yok, para talep edin. Hatta her birinize tavsiyem SGK borcunuz kadar para ta talep edin. Hatta tavsiyem şu. Onlar gibi yapmayın gelen parayla SGK borcunuzu ödeyin. Bak geleceğine de inanıyorum ha. Peki ya bu kadar yüksek tonda niye anlatıyorsun ya? Altı üstü bir çekme köy bir beyol. Birinde işte e, Beyoğlu'nda habire Halis suların içinden çıkmayan bir dalgıç vardı. Öbüründe de deneyimli bir belediye başkanı vardı. İşte birine 45, birine yetmiş. Bitti mi? Bitmedi. Bu arada Beyoğlu Belediyesi'nin o dönemde kamu borçlarına tam 198 milyon lira borcu var. Yani SGK ve vergi borçları. Bu basın toplantısına hazırlanırken gördük ki sevgili basın mensupları, mesele Çekmeköy ve Beyoğlu değil. İstanbul'daki AK Partili tüm belediyelere Seçimde harcanmak üzere Seçimden önce aynı tarihte 45 milyon lira 45'er milyon lira hibe para göndermiş Burada bile Burada bile vicdan Ya bunlarda hiç vicdan yok Niye biliyor musunuz? Bir belediye yollamıştı, yollamamışlar sadece bir Yani 25 belediyeleri vardı 24'ünü AK Partili belediyelere yolladılar. Bir belediye yollamadılar. Niye biliyor musunuz? MHP'li olduğu için Silivri Belediyesi'ni yollamadılar. Ortaklarına bile vermediler. Böyle bir ortaklık olur mu? Ben babamdan öğrendiğim şu ortaklık yaparken ortağına biraz daha fazla ver. Öyle helalleş ki hayat boyu huzurlu ol. Ben 20 küsür ortaklık yaptım. Hep öyle ayrıldım ortaklığımdan. Biraz fazla vererek. Ya bunlar eşit vermeyi bile çok görmüşler. Milliyetçi Hareket Partisi'ne. Milliyetçi Hareket Partili Silivri Belediyesi'ne. Ortaklarına göndermemişler. Trajikomik. Güldüğüme bakmayın. içim yanıyor. 24 ilçe belediyesine seçim için 1 milyar 80 milyon lira para göndermiş Cumhurbaşkanlığı. Bu milletin Cumhurbaşkanı İstanbul'daki 24 Ak Partili belediyeye muhtemelen bir o kadar da İBB başkan adayına gönderdiler. Şimdiki sayın bakana belli ki seçimi kaybeden o değilmiş ki tekrar bakan olarak atandı. Seçimi kaybeden kimmiş onu varın siz karar verin. Diline doladığınız iştirak borcumuz ne kadar biliyor musunuz? İşte bu kadar. Yani bu anlattığım işlemlerdeki bütün mesele halka hizmet değil. Partime hizmet. Halka hizmet bunların defterinden silinmiş. Partime hizmet. Partim, partim, şahsım şahsıma hizmet, partime hizmet, parti devleti mantığını görüyorsunuz. Biz işte buna karşıyız. En büyük mücadeleyi bu anlayışa karşı vereceğiz. Partizanlığın böyle zerresini yapan bir partilim olsa onun karşısında en büyük mücadele vereceğimi namusum ve şerefim üzerine halkımın huzurunda söz veriyorum. Partizanlık bu memleketin, bu milletin en büyük düşmanıdır. Biz ise partisine bakmadan halkına hizmet etmeye talipsiz. Cumhurbaşkanlığı bütçesinden iktidar belediyelerine yapılan yardımlar sadece bununla mı sınırlı? Değil. Bakın 2020 yılında Cumhurbaşkanlığı bütçesinden iktidar partisine mensup belediyelere 621 milyon lira dağıtılmış. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki vekilimiz kulakları çınlasın sayın Utku Çakırözer bir soru önergesiyle 621 milyon lira hangi belediyelere dağıtıldı diye sordu. Buna cevap bile verilmedi biliyor musunuz? Yani yıllardır iktidar belediyelerine karşılıksız kaynak aktarırken bizlerin kredisini bulduğumuz metro milletimize en büyük hizmet İstanbul'da metro projelerimiz onay bekliyor. Parasını bulduğumuz yeni otobüslerimiz alınmak için onay bekliyor. Çevreci atık giderme projelerimiz sadece bir imza bekliyor. Bir mürekkep bir kalem. Bu engellemelere rağmen kendi kaynağımızı yaratıyoruz. Hizmetimizi yapmaya devam ediyoruz. Sevgili İstanbullular, kıymetli hemşerilerim. Başta söylemem gerekeni sona sakladım. Bir kere şunu söyleyeyim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kurumu'nun tek bir kuruş SGK ya da vergi borcu bulunmamaktadır. Bir kere bunu bilin. Belediyeye bağlı beş iştirak şirketimizin bir buçuk milyar liralık borcu vardır. Ama bu borç biz geldikten sonra yani bizim dönemimizde olmuş bir borç değil bu bu arada. 2021 yılında yapılandırdık ve ödemesini tıkır tıkır yapıyoruz. Yıllara sahir ödeniyor. Bu ülkede borcu olmayan hane, borcu olmayan işletme mi var? Ödüyorsan, yapılandırmışsan, ödemekte anlaşmışsan bu borç değildir artık. 7 iştirak şirketimizde de 2.3 milyar lira borcu var belediyemizin. Bizim borcumuz 2.3 milyar lira. Tabii kuşkusuz bunlar da ödenecektir. Ödüyoruz da. Biz ne borçları ödedik 2019'da göreve gelir gelmez. Hatırlatmak isterim. Tek bir imar operasyonunda Fatih'te Vatan Caddesi'nde bir arsa üzerinden özel bir şirketin kasasına aktarılan para 106 milyon dolar. Bu kıyak imzanın getirisi bile İBB'nin bugünkü açıkta duran SGK borcundan tam 1 milyar lira daha fazla. Bizim tespit ettiğimiz bu usulsüzlük dosyası da diğer 40 40'a yakın dosya gibi 3 yılı aşkın süredir İçişleri Bakanlığı'nda sümen altında. Soruşturulmasına bile izin verilmedi. 3 yıl önce verdiğimiz dosyalardaki kamu zararı toplamı 12 milyar liraydı. 3 yıldan bugüne buna 40 milyar, 50 milyar daha fazlasını bile diyebilirsiniz. Kamuya verilen zarar. Hala yargıdan kaçırıyorlar. Biz ne yaptık biliyor musunuz sevgili hemşerilerim, kıymetli basın mensupları? Biz israf belediyeciliğini bitirdik, tarihe gömdük. Biz ilk defa milletin parasını millete dağıtıyoruz, milletin parasını. Halkın parasının birilerine kıyak çekildiği tek bir dosyamız yoktur. Hamdolsun alnımız ak. Borcumuz varmış. Bizim Namusuyla, emeğiyle, kendi kaynağını her tür zorluğa rağmen yaratarak borcunu ödeyen iştiraklerimiz belediyelerimiz var. 2019 yılındaki seçim öncesinde ilk taşı yönettikleri dönemde seçime giderken ya BOTAŞ'a borç aksatılmaz, ödenir yani. Para toplanır, ilk taşın ilk yaptığı şey BOTAŞ'a borcu ödemektir. BOTAŞ'a dahi gaz parasını ödemediler. Biriktirdiler. 5 yıl ön öncesinin parasıyla ne kadar biliyor musunuz göreve geldiğimizde? 1.1 milyar. Bunun tamamını da devlete biz ödedik. Hem de bizi zorladılar. Yani yüksek faizle para bularak onların parasını tıkır tıkır ödedik. Ne kadar bir para ediyor biliyor musunuz? Bugünün para 200 milyon dolarlık bir ödemeydi bu bu arada. Yani bugünkü SGK borcumuzun tam 3 katı. 7 milyar lira civarında bir paradan bahsediyor. Biz ödedik bunu devlete. devlete. Bu parayı onlar ödemediler. Seçime 3 4 ay 5 ay kala ödemedikleri faturaların toplamını biz ödedik biz. Kıymetli İstanbullular, göreve geldiğimiz 2019 yılında bize devredilen SGK vergi borçlarının toplamı 101 milyon dolardı. Bugünün parasıyla 3,5 milyar lira. Geçmişten devraldığımız borç bu. Gördüğünüz gibi bu kadar zorluk, bu kadar kısıtlık, hariçten çıkan borçlar, sıkıntılar onları ödememize rağmen rakamlar bu rakamın altında. Üstelik biz ekonominin altüst olduğu, pandemi nedeniyle hayatın aylarca durduğu, bir yılın üzerinde durduğu bir dönemde görev yaptık. Aynı dönemde 6 metro hattını hizmete açan olağanüstü altyapı yatırımlarıyla bir dönemi gerçekleştirdik. 12 iştirak şirketimiz Türkiye'nin en büyük 500 şirketi listesine girdi. İktidardan övgü beklediğimiz yok. Yıllardır devam ettirdikleri ve gerçekten vicdanlara sığmayan suçlamalardan vazgeçsinler yeter. Yeter. Millet sizden usandı bu tarzınızdan Usandı bıktı sizin bu tarzınızdan Manipüle etmekten vazgeçsinler yeter İşinize odaklanın Bakın ne diyorum iyilikte yarışalım Yapmanız gerekenleri yapın Ben AK Partili bir belediye başkan arkadaşımı Kardeşimi ziyaret ettiğimde bile diyorum ki Bu ilçenin gelmiş geçmiş en başarılı belediye başkan Olmanızı istiyorum Bunu yürekten istiyorum Niye biliyor musunuz? Şehrimin iyiliği için, o ilçenin iyiliği için istiyorum. Bunlar biz başarısız olalım diye sabah gece kalkıp dua, Allah'tan ki Yaradan böyle bir duayı kabul etmez yani. Ben diyorum ki Allah sizi en başarılı belediye başkanı kılsın. Niye? Bir sonraki seçimde sizin karşınıza sizden daha iyi yapacak bir belediye başkanı adayı bulalım. İyilikte yarışalım, başarıda yarışalım bun için diyoruz ki işinize odaklanın kardeşim. Yapmanız gerekenleri yapın. Mesela bir tanesini hatırlatalım. 14 ay önce Cumhurbaşkanlığı seçiminde bu millete söz verdiniz. Hem de para pul'a ihtiyacınız yok. Dediniz ki milletimize sözümüzdür. Kamuda işe alımları görevin getirdiği zorunluluklar dışında mülakatı kaldırarak Seçim gençlerimizin sınavlardaki başarı sıralamasına göre yapacağız diye söz verdiniz. Mülakatı kaldıracağız dediniz. Nerede? Bunu yapmak için para lazım değil. İşçi lazım değil, araç lazım değil. Bir imza. Sadece Sayın Cumhurbaşkanı bir imza atacak ve mülakat kalkacak. 14 aydır bu sözü bile tutmama sebebiniz nedir? Hangi kötü alışkanlığınızdan vazgeçemiyorsunuz? Neden hala KPSS'de büyük başarı kazanan gençler mülakatta eleniyor? Anneler, babalar, evlatlar feryat ediyor. Siz önce bunun izahını yapın. Son olarak belirtmek isterim ki parti ayrımı yapmaksızın bu borçların bu kadar büyük sıkıntıların içerisinde gördüğünüz bu kadar küçük orandaki bir öneme sahip olmasına rağmen bu borçların sul içerisinde uzlaşı içerisinde öyle icra getirerek şunu yaparak bunu yaparak değil sayın cumhurbaşkanı dedi diye kraldan fazla kralcılık oynayarak değil bu borçların sul yoluyla ödenmesi konusunda çalışalım, birlikte düşünelim, birlikte konuşalım, çözüm bulalım. Biz belediye başkanı arkadaşlarımızla Türkiye Belediyeler Birliği çatısı altında çalışıyoruz. Çözüm önerileri üretiyoruz ve bu çözüm önerilerimizden oluşan paketi en kısa zamanda belki de birkaç gün içerisinde ilgili makamlara sunacağız. Kimsenin hamasi gündem maddeleriyle halkın gerçek sorunlarını perdelemesine asla müsaade etmeyeceğiz. Yapıcı öneri paketimizi dediğim gibi çok yakında ilgili makamlara da göndereceğiz. Ve özellikle siz değerli basın mensuplarıyla ve sizlerin sayesinde de bütün kamuoyuyla nasıl böylesi bir sürece itinayla baktığımızı da paylaşacağız. Hepinize katıldığınız için yürekten teşekkür ediyorum.